İşte Ramazan Bayramı'nın dolu dolu o 9 günlük tatilinin sonuna geldik. Bu uzun tatilin ardından takvimlerde ilk mesai gününü yani pazartesiyi gösterdi efendim. Çalışanlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına döndüler. Dönmesine de bu bildiğiniz pazartesi sendromu var ya, işte bu sendrom diğer pazartesilerden oldukça ağır geçti, oldukça ağır oldu. Pazartesi sendromunu ben yaşadım gerçekten. Çok enerjiksiz uyandım. Orada farklı bir süreci deneyimliyor olmak, sonrasında burada günlük yaşamın stresine, yapmamız gereken sorumluluklara dönüyor olmak bizi zorlayan bir süreç olabilir. Pazartesi sendromu yaşadık, evet. Çünkü bayramdan sonra böyle bir rahatlık vardı. Ama o rahatlığı artık yok ediyoruz. İşimize yoğunlaşmakta zorlanabiliriz, dikkatimizi toparlamakta zorlanabiliriz. 9 koca gün boyunca süren bayram tatili bitti. Haftanın ilk iş günü pazartesi geldi. Söylemesi kolay ancak tatil öncesindeki sorumluluklara geri dönmek o kadar kolay mı? İşe karşı bir motivasyon eksikliği, biraz daha huzursuzluk, haftayı planlamada zorlanma ya da iş ortamına uyum süreçlerinde zorlanma gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi 9 günün ardından böyle bir süreci yaşamak bizler için çok daha zorlayıcı bir etkiye sahip olacaktır elbette. Bu sabah uyanabildiniz mi? Hayır, uyanamadım çünkü dün çok yorgundum. Nasıl geçti bayram tatiliniz? Güzeldi, memleketime gittim. Sonra geldim buraya, derse gittim, o biraz zorladı beni. Çünkü direkt okul başladı. O yüzden biraz yorgundum açıkçası. Pazartesi günü biraz daha iş performansımızın düştüğü noktaları gözlemleyebiliriz. Dershanem vardı, gitmedim ya. Ben şahsen gitmedim ona, kalkamadım yani. Pazartesi sendromunu ben yaşadım gerçekten. Çok enerjiksiz uyandım. Evet. Hala yaşıyorum, o modum yok. Ben genel olarak enerjik ve dinamik bir insan olduğum için hiçbir zaman pazartesi sendromu yaşamıyorum. Tatilden sonra da güzel bir güne pazartesine uyandık. Birçok insan genelde yeni bir haftaya pazartesi sendromuyla başlıyor. Ancak bu seferki diğerlerinden oldukça farklı. 9 gün süren bayram tatilinin ardından gelen bu pazartesi hem çalışanların hem de öğrencilerin tatil öncesi rutinlerine adapte olmalarını zorlaştırdı. Yapmamız gereken işe karşı, sorumluluğumuza karşı odaklanmakta gerçekten zorlanıyorsak küçük molalar vererek sonrasında işe devam etmek bizi sürecimizi kolaylaştıracaktır. Okul var, vizeler var. O yüzden uyanmak mecburiyetindeyiz. Pazartesi sendromu yaşadık mı peki? Evet. Çünkü bayramdan sonra böyle bir rahatlık vardı ama o rahatlığı artık yok ediyoruz. O yüzden zor oldu. Şunu unutmamak gerekiyor. Normal yaşamımızda da bu gibi geçiş süreçlerinin olduğu durumlarda da sağlıklı bir uyku düzeni ve beslenme bizim için çok önemli. Bugün nasıl uyandım? Çok mutlu uyandım. Evet, sevgilim yanımda, o yüzden. O zaman bugün siz pazartesi sendromu yaşamadınız çünkü size bunu aşk yaşatmadı diyebilir miyiz? Aynen öyle.